Eğer işin içine zanaatkarlığı katmazsak, o zaman aynı teknolojiye sahip herkesin aynı şeyi yapabileceğine inanıyoruz. Nurus, aslında herkes bunu bir Alman şirketi falan zannediyor. Çok akıllıca, Türkiye'ye gelip yatırım yapmış ve burada üretiyor falan. Aslında Nurus Nurettin Usta'dan geliyor. Nurettin Usta şirketin kurucusu, dedem. Annemin babası. Nurettin Usta olan ismin ilk iki hecesini alıp Nur ve Us'u birleştirip ki ortaya çıkış hikayesi bu. Seri imalat aklıyla düşün ve maliyet aklıyla düşün. Yani bütün dizaynı üretim için akıl etmek zorundayız. Ben Renan Gökyay, 60 yaşından bir eksiğim. Ankara'da doğdum. Çok eğlenceli, çok nefis bir çocukluk geçirdim. Sonra 11 yaşında yatılı olarak Galatasaray Lisesi'ne gittim. Tabii hem yatılı hem Galatasaray Lisesi herkesin girip çok değiştiği bir okul. Yani Galatasaray'a gittikten sonra havacılık kolundaydım. Planör şampiyonu oldum model uçakta. Tabii o zamanki olanaklarla bugünkü olanaklar aynı değil ama o zamanın olanaklarına göre benim olanaklarım hep çok çok iyiydi. Ben çok ballı bir çocuktum, şanslı büyüdüm. Dolayısıyla hep öğrenerek geçti aslında ve hep böyle bir şeyler yapma isteğiyle geçti. Bir de zannedersem olmayınca ve siz bir şeyin olmasını istediğiniz zaman bu girişimciliği daha fazla tetikliyor, bu sizi daha fazla zorluyor. Aslında ben yatırım yaptığım çok söylenemez. Yani ben projelere değil insanlara yatırım yapıyorum. Yaptığım yatırım da parayla pulla alakalı değil, onların kollarına girmek, beraber bir işi yapmak. Bununla ilgili bir ortaklık çabam yok. Ben bildiklerimi o genç girişimcilerle paylaşıyorum. Üretim olanaklarımı onlarla paylaşıyorum. Onların da heveslerini, bu işle ilgili gördüklerini, yapmak istediklerini onlar da benimle paylaşıyorlar. Ben onların hayallerine yardım ediyorum. Onlar da benim hayallerime yardım ediyorlar. Böyle bir işbirliği var aramızda. Ben klasik anlamda bir yatırımcı değilim. Ortak olmuyorum şirketle. Uçak projesi 2018'de görücüye çıkmaya hazırdı. Bunun kokpiti canlı, iyi bir mock-up'ını yapmamızı istedi TUSAŞ bizden. Tabii bizim için büyük bir şanstı. O zaman 60 gün, gece gündüz buradan çıkmayarak ve TUSAŞ ekiplerinin de deli gibi çabasıyla uçak bitti, yetişti ve Farnborough'daki havacılık fuarına gitti. İlk defa orada görücüye çıktı. Son prototipi de burada yapıldı yine. Sonra uçak biliyorsunuz bu sene hangardan çıkıyor ve gelecek sene de kısmetse Mart'ta uçacak. Aircar'da bu bölümde yapıldı. Onları bu makinalarla yapıyoruz. Çok iyi bir nesil geldiğine inanıyoruz. Çok iyi çocuklar geliyor. Bizim de işimiz gücümüz onların yollarını açmak. Bundan çok büyük heyecan alıyoruz. Kuralımız var burada. Büyükler küçüklere el vermek zorunda. Küçüklerin de sözü var bize. Aynı eli onlar da küçüklerine verecekler. Böyle bir sözleri var bana. Bu da bana çok büyük mutluluk veriyor. Tüm sanayicilerimize tavsiye ediyorum bunu. Mutlaka ve mutlaka kendilerine 3-5 tane böyle ekip bulsunlar, ona sahip çıksınlar, onlarla beraber öğretmeye çalışsınlar onlara. Öğretirken onlardan çok şey öğrenecekler. Bir anda uçacaklar ve nereye gittiklerini bile fark etmeyecekler. Kuşakları birbirine yaklaştıracak şeyler bunlar. Eğer böyle bir sistem kurarsak o zaman çok süratli oluruz. Birçok teknolojiyi biz burada geliştiriyoruz. Telaş olmadan inovasyon çıkmıyor zaten. Yani Türkiye gri listede. Batı'daki müttefiklerimiz bizi gri listede kabul ediyorlar. Biz beyaz listede değiliz. Kara listede de değiliz ama gri listedeyiz. 5 eksen bir makineyi gri listedeki ülkelere serbest olarak satmıyorlar. Tabii bu beni yine başka bir şeye ittiriyor. O zaman ben bu makineleri kendim yaparım. Bu yazılımları yapacak ekipleri bulup bir araya getirebilirim. Allah'a çok şükür ki Nurus'un sağladığı olanaklar bunları yapmamızı sağlıyor bize. Biliyorsunuz bir laboratuvarım var. Orada yaklaşık 40 kişiyiz. Hatta 45'e çıktık. Bir şeyi kafaya koyduğumuz zaman onunla ilgili makine ya da teknolojiye ulaşamazsak onu kendimize göre yoğurup yapabiliyoruz. Bu yapabilme güdüsü ve yapabilme becerisi muazzam bir şey. Reaksiyon gibi birbirini tetikliyor ve arkası geliyor bunun. Çok fazla genç insanla çalışmanın bunda çok katkısı var. Bir tarafım hep şeyi istiyordu. Niye benim ülkemde yapılmıyor? Niye bizim çocuklar yapmıyor? Ne zaman bizim çocuklar yapacak? Bunlar benim ciddi özendiğim şeylerdi. Bunları sağlamak beni çok tetikliyor. Ve o heyecanı her gün duyarak geliyorum buraya. Yani bu ekibin tamamı da bugün başımıza ne bela açacak diye. Yavuz benim teknoloji tetikçisi. Benim Ar-Ge ekibimin başında. Hem elektrik elektronik, hem makine, hem mekatronik mühendisi. Yavuz ve ekibinin himayesi altında
13'lü 14'lü yaşlarda da çocuklarımız oluyor. Onları böyle çok üretimin içine sokmadan ve burada Teknofest yarışmalarını hazırlıyoruz. Ortaokul çocukları oluyor. Her sene en az 5 tane okulu destekliyoruz Teknofest'te. Evet. Onları burada beraber çalışıyoruz, işlerini yapıyoruz. Ben ve ekibim onlara danışmanlık veriyoruz. Bir de yaz döneminde yaklaşık 80 öğrencilik stajyer programlarımız var. DNA diye bir programımız var. DNA. Her disiplinden çocuk alıyoruz. Valla Bilişim Vadisi muazzam bir proje. Yani çok önemli bir çatı proje. Çok da iyi yürütüldüğünü düşünüyorum. Benim Bilişim Vadisi ile olan karşılaşmam aslında Bilişim Vadisi yönetiminin beni bulmasıyla oldu. Özellikle tasarım ekosistemini farklı ölçeklerle ve farklı yaklaşımlarla bölüp burada da bizlerden tecrübelerimizi aktarmamızı istediler. Benim de endüstri ürünleri tasarımı konusunda bir danışmanlık, bir koordinasyon yapmamı istediler. Bilişim Vadisi ile böyle buluştum. Tabii bunların hepsi aslında birer zincirleme reaksiyon. Bir şey sizi buluyor, siz başka bir şeyi buluyorsunuz. Orada bir şeyle bir araya geliyor ve bunu nasip kısmetle açıklıyorum aslında. Teknolojik tarafımın yanında inancın da kuvvetli olmasını öngörüyorum. Ve tesadüflerin olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla Bilişim Vadisi ile de bir şekilde yolum kesişti. Elimden gelen desteği vermeye çalışıyorum. Herkes bana her soruyu sorabilir. Çocuklar da gelip bana bir sürü soru soruyorlar. Yaş ortalaması 27 olan bir ekip. Bana soru sormaya geldikleri zaman daha etraflıca düşünerek geliyorlar. Bu etraflıca düşünme birçok şeyi bana daha getirmeden çözmelerini sağlıyor zaten. Bu aslında beni kurtaran bir çözüm. Renkler şey, çok kıdemli olup da bir şeyi tam düşünmeden gelip salça olana bunu hediye ediyoruz. O hafta onunla içiyor ve çok juniorlar var gelen. Yani 20'li yaşlarında burada işe başlayanlarımız var. Az tecrübelilere de turuncu domates ödülü veriyoruz. Bir de şu an burada olmayan acı salça var. O çok saçmalayanlara ondan bir kaşık verdiğimde oluyordu. Bu hem bir metafor hem bir öğreti. Yani burada böyle bir sürü öğreti var. Bizde beyaz yaka içerisinde %75'in üzerinde kadın oranı. Bunların hepsi de yetkili yerlerdeler. Yani burada şirketin tek bir üretim müdürü yok. 21 tane üretim bölümü var içeride, irili ufaklı. Bu 21 bölümde gençler tarafından yönetiliyor. Tabii ki çok ciddi kurumsal sistemlerimiz var. Çok ciddi bir bilgi altyapımız var. Yani tamamen bilgiye dayalı ve yeteneğe dayalı ve kabiliyete dayalı bir sistemdeyiz ama bulunduğunuz ülkeye değer üretmek zorundasınız. Vergi de üretmek zorundasınız, insan da yetiştirmek zorundasınız. Nurus bunların hepsini hakkıyla yapan bir eski şirket. İlerlemesi ve yenilerinin yetişmesi için de elimizden geleni yapıyoruz ben ve kardeşim. Tasarım okurken Belçikalı bir öğretim üyemiz vardı. Shock of the New diye bir kitap getirdi 3. sınıfta. Yeninin şoku. Bu bize çok büyük bir ilham verdi. Çünkü etrafta olup biteni incelediğiniz zaman ne olup bittiğiyle ilgili bir fikriniz oluyor. Yani bugünle ilgili bir fikriniz oluyor. Bugünle ilgili fikrinizin doğru oluşabilmesi için de yakın tarihi bilmeniz gerekiyor. Bugünü çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Bunları iyi anladığımız zaman da teknolojiyle de iç içe olduğumuz için bu gelişmelerin neleri getirebileceği konusunda da herkesten önce en azından bir fikrimiz oluyor. Tasarımdaki başarımızın ve bunu ürüne dönüştürebilmekteki başarımızın esas sebebi bu. Bu önemli bir bakış açısı. İçinde bulunduğumuz oda bir akustik çınlama odası. Yani bu maalesef Türkiye'de bu laboratuvardan özel sektörde sadece bizim elimizde var. Bu Atatürk Kültür Merkezi İstanbul'daki yeni AKM için geliştirdiğimiz koltuklar bunlar. Tabanlıoğlu Mimarlık'la beraber tasarladık. Bu koltuk o salona özel yapıldı. Bu koltuğun bütün testleri burada yapıldı ve bütün üniversitelerden çok fazla öğrenci de laboratuvarımızı kullanabiliyor. Bir şeyi ürettiğimiz malzemeyi, mekanik özelliklerini test ediyoruz. Mesela şu anda burada bir alüminyum parça takılı ve biz bu alüminyum parçayı şu anda aslında bu makine çok yavaşça bu parçayı geriyor ve birazdan da pat diye bir ses gelecek ve o kopacak. Malzemelerin özelliklerini çekme, kopma, dayanma, uzama özellikleri için baskı altında ne olduğunu görmek için kullanıyoruz. Paylaşımlı ofiste kullandığımız şeylerden bir tanesi bu oda yönetim sistemleri. Yani bir odayı paylaşıyorsunuz. Bu odayı paylaşmakta önceden bir rezervasyon da yapabilirsiniz. Anlık kullanabilirsiniz de. Ben mesela bir rezervasyon daha önceden girdim burada ama şimdi de oda müsait gibi gözüküyor. Bir şey kullanmak istiyorum diyorum. Burada bir programım var. Bu programa kameradan neyi kullanmak istiyorsam gösteriyorum. Bu bir oda. Odayı kullanacağım dedim.
Şimdi odayı bana bağladı. Evet, toplantı var dedi. Bakın saat 15.34, 16.34'e kadar bir saatliğine toplantı var dedi. İngilizce versiyondayım. Yine aynı şekilde ofise geldim. Bu ofise geldiğim sırada bakıyorum. İşte burada boş masalar var, burada boş bir dolap var. Dolabı kullanabilirim. Dolap kullanmak istiyorum diyorum. Bu dolabı gösteriyorum. Evet dedim. Bu dolabı kullanacağım şimdi. Dolabın anahtarını bana gönderiyor. Yeşil olduğu anda dolabın anahtarı bende demektir. Evet, geldi dolabın anahtarı. Gördüğünüz gibi bu dolapla ilgili kilidi açabiliyorum. Üzerine bastığım zaman kimin kullandığını da gösteriyor. İşte bu locker diyor. Bunu şu saat şu saat arasında Renan kullanıyor diyor. Hangi ürünün ne kadar kullanıldığını. Çalışan sağlığına dönük işlerimiz var. Bunlardan bir tanesi bu, Take 5. Burada da yine Gazi Üniversitesi ile yaptığımız araştırmalar var seneler önce. Bu oldukça aslında eski bir ürün. Yani 2016'da başlamıştı. 2018'de Alman Tasarım Ödülleri'ni aldı. Buna bağlanacağım, bunu kullanmak istediğimi söyledim. Ve 5 dakikalığına kullanacağım. Bu 5 dakika için sistem beni tanıdı ve benim egzersizlerime geçiyor. Benim egzersizlerimi görüntülü bir şekilde anlatarak egzersiz yapmam mümkün. Yine sistem benim omuz hizamı bildiği için bunu benim omuz hizama alabiliyor. Mesela dirseğim hizasında bir egzersiz yapacağım. Çalışanların sağlığı için yapılmış bir sistem. Yine aynı sistemin parçası var. Masaları da paylaşarak kullanabiliyoruz. Masayla beni eşleştiren bir sistem var ve bu masayı ne kadar süre kullanacağımı söylüyorum. Gördüğünüz gibi masaya bağlandım. Artık masa benim istediğim gibi çalışıyor. Paylaşımlı ofisin, o ekosistemin bir parçası ve daha sürdürülebilir, daha az tüketerek nasıl daha verimli çalışırızın aslında bir örneği. Toplam enerjimizin neredeyse %100'ünü güneş enerjisiyle karşılıyoruz. Evet. Çok ciddi bir şey bu.